Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Hoca. Bugün gitmek fiilini size anlatacağım. Gitmek fiilinin şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman ve görülen geçmiş zamana göre çekimini göstereceğim. Sonra da gitmek fiilini birçok cümlede kullanacağım. En sonunda sizin bu fiille bir cümle yazmanızı isteyeceğim. Haydi başlayalım. Burada bir resim görüyoruz. Onlar ne yapıyorlar? Onlar okula gidiyorlar. Şimdi fiil çekimine geçelim. Her zaman önce fiili, sonra zaman ekini, en sonunda şahıs ekini yazıyoruz. Şimdiki zamanla başlayalım. Ben gidiyorum. Burada gitmek fiilinin sonundaki t harfi d oldu. Bunu açıklayalım. Bir kelimenin sonunda p, ç, t, k harflerinden birisi varsa ve sonra ünlü geliyorsa p, ç, t, k harfleri b, c, d, g ve yumuşak g'ye dönüşür. Burada gitmek son harf t, sonra i ünlüsü geliyor. t d oluyor. Ben gidiyorum. Sen gidiyorsun. O gidiyor. Biz gidiyoruz. Siz gidiyorsunuz. Onlar gidiyorlar. Gelecek zaman. Ben gideceğim. Sen gideceksin. O gidecek. Biz gideceğiz. Siz gideceksiniz. Onlar gidecekler. Geniş zaman. Ben giderim. Sen gidersin. O gider. Biz gideriz. Siz gidersiniz. Onlar giderler. Görülen geçmiş zaman. Ben gittim. Normalde görülen geçmiş zamanda d, di, du, dü ekleri gelir. Fakat burada gitmek fiilinde son harf t. Bir fiilin son harfi f, s, t, k, ç, ş, h, p ise d, di, du, dü gelmez. t, ti, tu, tü gelir. Git di değil, gitti. Ben gittim. Sen gittin. O gitti. Biz gittik. Siz gittiniz. Onlar gittiler. Şimdi örnek cümlelere geçelim. Ben Ankara'ya gidiyorum. Sen dün hastaneye gittin. O yarın kursa gidecek. Devam edelim. Biz her sabah parka gideriz. Siz ikinci kata gidiyorsunuz. Onlar havalimanına gittiler. Siz de gitmek fiiliyle bir cümle yazın. You can write a sentence with gitmek to the comment site Videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.